Bizim resmimizde kendimizi görmeye devam ediyoruz. Çerçevemizde bu hafta bir sanat tarihçisi, bir kreatör ve aynı zamanda bir akademisyen Profesör Doktor Markus Graf var. Sevgili Markus programımıza hoş geldin. Hoş buldum. Bugün program konumuz senin de profesyonel olarak yapmış olduğun bir alan kreatör konusunu konuşacağız. Kreatör kelimesi ne anlama gelir? Kreatör nedir? Ne değildir? Bunların cevabını senden isteyeceğim. İstersen öncelikle küratör dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Bunu bir senden alalım mı? Şimdi burada 10 tane farklı küratör otursaydın, herhalde 10 tane farklı tanımı olabilirdin ama en yalın ve belki en basit olarak küratör aslında sergi yapımcısı. Yani sergiyi tasarlayan ee, sergi için sanatçıları seçen ve bunları belli bir konsept altında bir mekana yerleştiren kişi küratör. Dolayısıyla e, sergi yapımcısı. Plastik sanatlara e, has bir terim zaten. Aslında küratör günümüzde birçok yerde de var. Nasıl günümüzde tiyatro biennaları, film biennaları birçok farklı... E, ...sergi e, modelleri e, varsa e, bu kadar farklı e, küratörlük çalışma alanlarımız var. Yani e, günümüzde plastik sanatlarda küratörlük yapan kişiler ama... E, ...son dönemde e, editör yerinde bazı web sayfalarda bile küratör kelimesi seçiliyor. Yani bir şekilde e, seçen, organize eden kişiler için sık sık bu küratör kelimesi kullanılır. Ama dediğin gibi ağırlıklı bizim plastik sanatlarda. Peki e, küratör olmadan önce bu işleri kimler yapıyordu? Ne değişti de e, böyle bir kişiyle ve böyle bir kavramla karşılaştık? Modern küratör e, tipi ya da uzmanı baktığımızda e, ikinci yani 20. yüzyılın ikinci yarısını 1960'ların sonundan itibaren görmeye başlıyoruz. Yani Harald Zeyman gibi küratörleri başladı. Ee, Türkiye'de 1990'ların ortasından itibaren ama asıl olarak 2000'den sonra böyle bir uzmana e, görmeye başlıyoruz. Genel olarak benim belki şunu şöyle bir şey özetleyebiliriz bu konuda. Yani e, özellikle 20. yüzyılında işte müzelerin gelişmesi, işte galerilerin gelişmesi, e, sanatın kurumsal ve kamusallaşması ile beraber. Ee, bir kurum patlaması söz konusu, yani dokumenta, biennallere, müzelere vesaire ee, bu kadar kurum varken bu kurumlar içinde özellikle sergi alanda çalışabilecek uzmanlara ihtiyacı vardı. Bunu klasik anlamda bir sanat tarihçisi ya da bir sanatçı bile ya da herhangi başka bir e, sosyal bilimden gelen bir uzman belki o kadar e, yetkin ve o kadar iyi artık yapamazken artık bir uzmana ihtiyacımız vardı. Zaten e, sanatçı eser, müze ya da galeri ya da mekan. Diğer taraftan da bir de alıcı yani izleyici kitle. Eser, izleyici ve mekan. Küratörü bu üçgen içerisinde nerede konumlandırabiliriz? Nerede duruyor burada? Sanat ortam dediğimiz aslında bir üçgen olarak hayal evet. edebiliriz. Bir kenarda sanatçılar ve sanat uzmanları, işte sanatçılar, yazarları vesaire. Öbür tarafta kurumlar, galeri, müze, dernekler ya da eserin sertlikler. izleyici buluşacağı yer aslında evet yer evet. mekan diyelim Mecan. üçüncü kenarda tabii ki halk kitle çocuktan yetişkini yaşlılara hepsi izleyici olabilir şimdi bu üçü baktığımızda küratör tam ortasında duruyor ve aslında herkesin farklı iletişim ya da genel olarak ihtiyaçları göre köprüler kuruyor yani İzleyiciyle farklı bir iletişim ve ilişki içindeyken sanatçılarla farklı bir iletişim, kurumlarla bir farklı bir iletişim. Dolayısıyla küratör aslında bu bağlamda bir iletişim tasarımcı, bir köprü kuran uzman. Peki herkes küratör olabilir mi? Yani Yusuf Boy şey dedi, herkes sanatçı olabilir, herkes mutlu olabilir. Ama bence... ona ona pahalıya mal oldu bu. <laughs> yani ama bence herkes küratör olabilir. Yani. Hayır şöyle söyleyeyim mesela üniversitede biliyorsun işte biz ders verirken ara sırada hatta mülakatlarda son 15 senede bizim alanımız çok trend oldu, moda oldu işte gençler artık küratör olmak istiyorlar ve bu olumlu bir gelişim. Bazen bana şey diyorlar yani ne yapayım, nasıl yapayım, ne okuyayım, nasıl olayım, asistan mı olayım? İlk olarak şunu hep diyorum tıpkı sanatçı gibi eğer küratör olmak istiyorsan sergi yapman gerekiyor. O kadar basit. Bir ihtiyaç, bir istek, bir arzudan doğacak. Yani sanatçıları bul, onlarla beraber bir şey yap. Çünkü bunu altın çizim, çünkü günümüzde sık sık şunu duyuyoruz. Bütçe lazım, galeri lazım, nakliyatçı lazım, PR lazım. Hiç, hiç, hiç öyle bir şey değil. Yani benim ilk sergilerimi kendi evimde yaptım, 90'ların ortasında. Neden yaptım? Çünkü etrafında o, o kadar sanatçı varken Görmek istedim, paylaşmak istedim. Galerim yok. Kendimi küratör demezdim bu arada o dönemde. Bilmiyordum. Yani herkes küratör olabilir ama ne gerekiyor? Heh, zaten bahsettiğin şey idealist bir yaklaşım yani söylemiş olduğun yorum. Ama onun dışında bir küratörün bilmesi gereken şeyler ne? Nasıl bir donanıma sahip olması gerekiyor? Yani yani küratörlük aslında biz İngilizce olarak hep multitasking yani işte çok katmanlı hmm. bir bir meslek, bir iş alanı. Bir tarafta tabii ki ilgi alanı olarak sanat tarihi çok iyi bilmen gerekiyor. Yani işte old masterları, işte klasik sanat tarihi olabilir, müzi, yani modern sanat olabilir, çağdaş sanat olabilir. Yani senin ilgi alanın, yani eğer sen çağdaş sanat alanında, çağdaş sanatçılarla güncel sanat sergileri yapmak istiyorsun, bunu çok iyi bilmen gerekiyor, moderni çok iyi bilmen gerekiyor. Öbür tarafta diyelim ki işte sen daha geleneksel bir kurumda küratörlük yapıyorsun ve senin eğilim zaten öylesi bunu bilmen gerekiyor. Bu işin sanat tarihi bilmeden olmaz. Bu bir. İki, tıpkı ikonografi ve ikonoloji gibi yani sanatın kendisi Hı. ve bağlamıyla ilgili iki tane yaklaşımımız var sanat tarihinde. Küratörlük de öyle. Küratör olarak sanat tarihi bilmen gerekiyor. Sanatsal üretim praktikleri bilmen gerekiyor. Atölyeler içindeki boya kokusunu bilmen gerekiyor. İşte sanatçıları tanıman gerekiyor. Yani e, hafif olsa da basic design, temel sanat eğitimden anlaman iyi olur. Renk, perspektif, e, espas. Temel kuramlarını bilmesi gerekiyor. yani. Bilmen gerekiyor. Yani çünkü küratörlük bir yanda entelektüel bir iş. Çünkü sen bir kavram belki gerçekleştiriyorsun, kimlik ya da işte sanat ile ilgili bir gerçekçilik üzerine bir sergi belki yapmak istiyorsun. Bu yüzden çok entelektüel yaratıcı ama sonuç olarak sen çok somut bir şeklinde bir mekan içinde aslında üç boyutlu bir kolaj yapıyorsun. Dolayısıyla e, kolaj, malzeme, biçim, renk, e, görsel balans ritim gibi şeyleri bilmen gerekiyor, öğrenmen gerekiyor, çalışman Aslında gerekiyor. Plastik sanatların temel kuramlarını onun da bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Tıpkı bir resim yapar gibi bir sergi düzenliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani bu işten sanatının teorisini, sanatının tarihini ve sanatının uygulama alanları çok yakından bilmesi gerekiyor. Artı sosyal bilimlerden mümkün olduğu kadar Farklı farklı alanlara bilsin ha tekrar kendi ilgi alanına göre çünkü her küratör kendi çizgisini, çizgisini çiziyor. Psikoloji, sosyoloji, e, siyaset bilimleri bilmiyorum yani ama mesela ben ağırlıklı işte sosyoloji ama daha fazla felsefi alanlarla ilgileniyorum sanat tarihlerinde. E, dolayısıyla işte benim Kant'ım Nietzsche, Hegel ve Heidegger'i bilmem gerekiyor çünkü hakikat, kelimesi ya da bunun gibi kuramlara üzerine bir sergi yaparsam diğer alanlarda bu kuramları nasıl tartışıldığını bilmem gerekiyor. Ee, sanat tarih, sanatın pratikleri ve sosyal bilim içindeki alanları yanı sıra mutlaka işletme konusunda bilgili olmalı. Çünkü zaten küratörlük sanat yöneticiliğinin içinde yer alıyor. Yani bu işin her küratör aslında bir sanat yöneticisi. Zaten biz e, üniversitede işte sanat ve kültür yönetim bölümünde mesela küratörlükle ilgili e, lisans dersleri, yüksek lisans dersleri veriyoruz ve bu sanat yönetimi, kültür yönetimi içinde yer alıyor. Dolayısıyla e, sergi yaparken çok net bir şekilde zaman ve eylem e, planları, bütçe, e, iletişim, e, kişiler arasındaki ilişkiler yani hard skills, soft skills yani sadece IQ yetmez, EQ de lazım. Dolayısıyla yani iletişim, işletme, hafif iktisattan da anlasın iyi olur bu yüzden hem organizasyon hem de yaratıcılık hem de sanat ile ilgili çok yakından ilgilenen bir alan. Sorumuzun cevabı değişti o halde. Herkes kreatör olabilir mi? İstiyorsa buna eğilim gösteriyorsa bunun eğitimini alabilir. Gerekliklerini yerine getirebilir. Ama bence herkes kreatör Olamaz, olmamalı da ancak böyle bir donanıma sahip olan kişilerin e, küratör e, olmalarını tercih ederim tabii ki. Yani ben hep şunu bu şekilde düşünüyorum yani keşke dünyada herkes sanatçı olsaydı <laughs> o zaman daha iyi bir dünyada yaşardık. Evet. Ama bütün sanatçılar eşit olarak iyi olurdu, hayır tabii ki yani ben şunu diyorum yani teoritik olarak herkes sanatçı olabilir, herkes küratör olabilir, herkes yazar olabilir ama İyi bir küratör, iyi bir yazar ya da güçlü bir sanatçı olmak başka bir şeydir. Başka bir şey. Ve orada dediğin gibi yani güçlü, etkileyici bir küratör olabilmek için ben hep şunu öneriyorum gençlere. Hı hı. Sanatçıdan etkilenin, sanatçılardan öğrenin ve en önemlisi sanatçılarda ne öğreneceksiniz? Aktif olun, cesur olun. Yani küratörlük sadece iki tane tablo alıp asmaklı kalmıyor. Sadece sergileme değil sadece sergileme değil. Yani küratör olarak mesela ben şeyi düşünmem gerekiyor. Tıpkı senin gibi yani tuvalin karşısında 500 senedir aynı malzeme kullanılır. İşte Leonardo kullanmış, Caravaggio kullanmış. Sen ne yapacaksın? İşte artık 50 senedir sergi küratör anlamda yapılır. Hatta senin daha önceki soruya dönsem, kürat, profesyonel küratörlükten önce sergiler yapıldı. İşte ilk salon sergileri düşündüğümüzde 18. yüzyılın ortasında kim yapmıştı? Sanatçılar yapmıştı ilk olarak. Rafael Medici'nin ailesinin küratör olarak Kesinlikle. sergi yapımcısı <laughs> olarak çalışıyordu. Ama profesyonelleşen müzecilikle beraber öyle bir i̇htiyaç ortam doğarken var. ihtiyaç doğdu. Komisyer, sergi yapımcısı, küratör diye geçiyor. Dolayısıyla ee, küratörler aslında kendi alanı da araştırmalı. Sağ soldaki yapılan sergilere bak, bakmalı. Topluma bakmalı, kuruma bakmalı, kitlelere bakmalı. Ne ihtiyacı var? Yani sadece işte dediğim gibi işte kaydı üzerinde bir heykel koy, resmi yapıştır, işi ayala değil. Yani alana ne ihtiyacı var? Kuruma ne ihtiyacı var? Ben Markus Graf olarak bu alana, bu topluma, bu dünya bile ne katabilir yani benim vizyonum ne yani... şimdi oraya geleceğim biraz önce kreatörün konumundan bahsettik bir üçgenden bahsettik İzleyici, eser ve sanatçı izleyici ve mekan galeri veya da müze bunların tam ortasında dedin peki bunların tam ortasında bunlarla olan iletişimi nasıl mesela bir küratörün izleyiciyle olan iletişimi nedir sanatçıyla olan iletişimi nedir? Mekanla olan iletişimi nedir? Çünkü bütün bunlar herhalde bir araya geldiği zaman küratöryel dediğimiz o çalışma ortaya çıkıyor. Aslında e, iletişim e, bilimlerinde bir kural, temel kuralları var. E, sorunsuz bir iletişim yok. Hiçbir evet. zaman tam benim dediğim, sen sana aktaramam, sen de anla, an, anlayamazsın. Dolayısıyla bir anlaşma söz konusu. Bütün kişiler arasındaki interpersonal ilişkiler öyle. Şimdi küratörlük tabii ki bu bağlamda biraz daha sıkıntılı olabilir. Çünkü kurum yöneticisiyle sanatçıyla ve belki 6 yaşında olan bir çocuk ya da 35 yaşına şimdiye kadar hiçbir sergi gitmeyen ya da bir sanat yazarıyla bambaşka konuşmam gerekiyor. Dolayısıyla bence bizim özellikle bu konularda en önemli konusu empati yani iletişim konusunda aslında şeyi bakmam gerekiyor yani ne ihtiyacı var karşıda bende ne bekliyor ben ona nasıl karşılayabilirim ve bu konuda tabii bu konuda tabii ki en önemlisi deneyim yani pot kırmak yanlış ifadeleri kurmak yani en başına mesela sanata yakın olmayan bir adam dekonstrüktivizm anlatamazsın böyle partiye o zaman da aynı içeriği başka bir şekilde aktarman gerekiyor. Dolayısıyla sabır, empati ve hakikaten insan odaklı çalışman gerekiyor. Yani benim artık yani 25 senelik bir iş deneyiminin sonunda kimle nasıl konuşmam gerektiğini biliyorum. Sanatçıların belli hassasiyetleri var. Bu bahsettiğin şey izleyiciyle olan ilişkin. Tabii. Sanatçıyla olan ilişkiniz nasıl? Sanatçılar da yani sanatçılar ya mesela aşağı yukarı artık Yaklaşık 150 sergi yaptıktan sonra ve birkaç kez potlara kırdıktan sonra işte yandıktan sonra sanatçıların hassasiyetleri biliyorum. Yani işte sanatçıların nasıl konuşmam gerektiğini hangi alanlarda dönüt verdiğimde feedback verdiğimde nasıl yaptığımı onu biliyorum. Yani ve o konuda güvenli en önemlisi şu samimiyet ve şeffaflık. Mesela ben genellikle çünkü küratörlük... Bunları affedersin. Yani Markus Graf özelinde söylüyorsun tabii söylediklerini. de, Tabii bir taraftan da küratörün sanatçıyla olan iletişimi de aslında... Valla benim işte deneyimden faydalanarak bunu öğrencilerimle paylaşıyorum. Yani çünkü böyle bir proje yaptım. Bak bir sergi büyük ya da küçük fark etmez. Altı ay bir sene arasında sürüyor. Yani bir kavram, Sanatçılar seçim, sana yapıtları seçkisi, sonra nakliyat, hı hı. PR yani çok 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 farklı adım var. Ve orada hiçbir şey yani sorunsuz geçmesi mümkün değil. Yani bu tam e, proje yöneticiliği gibi hı hı. aslında sen sürekli sorunları çözüyorsun. Ve nasıl çözüyoruz? İşte konuşarak çözüyoruz. Ve benim hep şu var, ben şunu fark ettim. Bir sorun temelden ne kadar erken Tartışıyorsan ne kadar şeffaf olursan ve ne kadar dürüst olursan o kadar net olur. Belki bu konuda çok Alman'ım bazen bana şey diyor ya Markus sen baya sertsin neyse o oh. yani ben ne istediğimi biliyorum sanatçı ne istediğini biliyor ve bizim anlaşmamız gerekiyor. Yani ve bu samimiyet ve açık olması Hı. çok önemli. İki şey söyledik İzleyiciyle empati, sanatçıyla şeffaflık ve samimiyet, mekanla olan iletişimin nasıl peki? Mekan. mekanın kendisi ve sahibi tabii ki. Tabii tabii, mekân yani mekan, ve kurum çok somut bir veri. ya yani Mesela diyelim ki sen böyle acayip punk estetik ile tuhaf tuhaf bir sergi Hı. yapmayı düşünüyorsun. Ama mekana bakıyorsun, ne mekân uygun ne kurum uygun değil. Kaldıracak Şimdi bir şey değil böyle mi? bir sergi, bu kurumu olmaz aktarmak olmaz. Ha ben şimdi istiyorum istiyorum diyebilir miyim? Olmaz. Ya da diyelim ki bütçe 10, ama bu sanatçı kesinlikle 15 altına götüremem. Nakliyat, gümrük falan. Ne yapacağım? Bazen şey diyor, yaparız ederiz Hı -hı. bir şekilde. E ben, o olmaz çünkü patlar. O zaman mesela, ya da başka somut bir örnek. Sen atölyende iki buçuk metrelik şahane bir tuval bana öneriyorsun. E tavan yüksekliği 2.70, ne yapacağız? Anladın mı? Yani Anladım. bu işin, yani kurumun kimliği, kurumun bağlamı, mimari olan elemanları çok net bilmem gerekiyor. Yani kafamda ilk başında küratöryel bir projede istediğim kadar senin gibi uçabilirim. Öyle yaparım, şöyle yaparım, öyle bir proje yapsam. Hı hı. Ama sonuç olarak çok somut bir veri, çok somut bir çerçeve için onu gerçekleştireceğim hı hı. için. Uçtuktan sonra inmem gerekiyor. Hı hı. Ve ondan sonra bunu gerçekleştirmem gerekiyor. Şimdi konuşmamızdan ben hani şunu anladım. E, ortada mevcut bir şey var. Bir sergi. E, eserler her şey mevcut. Ve bunu nasıl buluştururuz, nerede buluştururuz, kimle buluştururuz üzerinden evet. gittik. Fakat ben e, kreatörlüğü birazcık da şuna benzetiyorum. Aslında resim yapmayı da ona benzetiyorum, bir makale yazar gibi veya bir kolaj yapar gibi. Hı. Yani bir araştırma konusu var Hı. ve siz bu araştırma konusunu farklı kavram, farklı kaynaklardan tanıklatmalarla kendi fikriniz üzerinden ispat etmeye çalışıyorsunuz. Yani bir makale çıkıyor ortaya. Kreatörün de kafasında bir kavram oluşuyor mu? Yani ona sunulandan veya ondan beklenenin ötesinde kendisi de atıyorum mesela sevgi konusunda bir sergi yapacağım veya güzel konusunda bir sergi yapmak istiyorum ben. Hı, yaptık yani. Yaptık o yüzden <laughs> onun için <laughs> söylüyorum yaptık. Ee, ve burada işte kreatör herhalde devreye giriyor Hı. çünkü orada o bir yönetmen. E senin girişin zaten çok güzel. Sen aslında her şeyi aslında çok güzel özetledin. Ben şahsım belki hoca yani hoca kimliğimden dolayı. Ee, sergi benim için kitap gibi. Yani üniteler var. Her ünite bir sanatçı. Bir genel söylem var. Bir kapak var. Bir giriş var, bir sonuç var. Yani ve chapter'dan çeptere, mekandan içinden geçerken aslında bir kitaptan geçiyorsun. Hı hı. Ve sanatçılarla beraber biz seyircilere bir öykü anlatıyoruz. Bir dünya kuruyoruz ve bu İstanbul'dan Bizim dünyamıza girdiğimizde bizimle beraber bu dünya, paralel dünya tartışıyor. Bu dünya sanatla ilgili olabilir. Yani çünkü bir sanat içinde hı hı. bazı konular tartışabiliriz. Ya da politika, siyaset ya da başka konularla ilgili olabilir. Kimlik, göçmen vesaire. Şimdi bu bağlamda belki çok kısa bir şekilde küratörlük ikiye bölebiliriz. Tam bu konuda. Küratörle nasıl çalışıyor? Hı hı. Şimdi kuruma bağlı olan küratörler var. Kurumsal küratörler. Evet. Ve bağımsız küratörler var. İşte bağımsız küratörler aslında, bu çok önemli, bu tespit aslında. aslında sanatçılar gibi aklına bir fikir geliyor. Sonra bu fikir için sanatçılar seçiyor. Bazen hazır olan nasıl? Hı hı. yapıtları seçiyor. Bazen sanatçıları beraber bir şey üretiyor. Sonra bu proje için bir mekanı seçiyor. Sonra bu mekanı seçtikten sonra işte sergi yapıyor. Aslında her şey küratöre bağlı. Bu freelance yani bağımsız. Her kürete bu arada bağımsız başlıyor. Ben günümüzde kurumsal bir kürete hı hı. olarak tanımlıyorum. Ama bir yandan da bağımsız olarak başladım. Ona engel yok zaten. Bağımsız, bağımsız olarak da çalışıyorum evet. Yani ama mesela bağım yani kurumsal bir kürete olarak genellikle şöyle çalışıyoruz. Bir kurum seni keşfediyor ve seninle çalışmak istiyor. Ondan sonra genellikle senelik ya da üç senelik ya da daha büyük kurumlar belki daha uzun kontrakla yapılır. Ve o zaman da sen bir e, sanat sanat direktörü ya da küratör olarak Senelik bir program yapıyorsun ve bu programda şey bakıyorsun. Sergiler birbirini nasıl takip ediyor? Bütünü de görmeye çalış. Bütünlüğü düşünce. yapman gerekiyor. Ya 12 yani, sergi olacaksa 12 sergi bir araya geldiğinde ne çıkmalı? E, karman çuvamın olmaz. Evet. E, sanatçılar da baktığımızda şey. Bugün peysaj, yarın natürmort, öbür günde siyaset, ondan sonra formalizm olmaz. İnandırıcı olmuyor. Tutarlılıktan i̇şte üstün... bahsettin aslında. Editörlük bir çalışma Evet gibi yani. yani okunması o zaman, lazım. O zaman da şey bakmam gerekiyor. Yani ben bu kurumda nasıl bir çizgi çizmek istiyorum? Yani nasıl bir kimlik kazandırmak mak istiyorum ve ondan sonra mesela e, bazen birbirini takip edin sergile yapıyorum ya da bu senede daha ağırlıklı atıyorum toplumsal Hı -hı. sorunlar üzerine giderken bunu artık bitirdikten sonra belki başka bir dönem başka bir dön başka bir konu üzerine geçebilirim ama genellikle ben şöyle çalışıyorum genellikle bir soru ya da bir sorun ile başlıyorum soru ya da sorun Hı -hı. bu soru ve sorun çözme çalışıyorum kafamda Ondan sonra işte işte dediğim gibi bu sorun sanatsal bir sorun olabilir ya da toplumsal bir sorun, kişisel bir sorun da olabilir. Bir şekilde beni rahatsız eden bir şey var, merak ettiğim bir şey var. Sonra şey bakıyorum, bu konu acaba sanat içinde bir konudur. Ondan sonra bakıyorum ha bu alanda sanatçılar bu şekilde çalışıyor. Öyle şey. Birbirini tamamlamaya başlıyor, evet. ve örülmeye başlıyor aslında. Ondan sonra işte diyelim ki bu bizim konumuz, işte bu bizim sergimiz ondan sonra işte sağ ve sol taraftan farklı kuşaklardan, farklı mecralar, farklı estetikler kullanılan... Kolajın parçaları kullanan, gibi ya da bir puzzle'ın parçaları gibi Evet bir araya gelip ortaya büyük resim... Kat, katmanlı bir olay olacak ve sanatçılarla beraber farklı açıdan o soru ya o sorunu hep beraber tartışıyoruz ve bunu sonra seyirciye sunuyoruz. Kreatörde aslında o büyük resmin... E, kreasyonunu yapan kişi evet. diyebiliriz. Bazıları e, sanatçılara yeni iş yaptırtıyor ya da bir konu veriyor. Ben genellikle bu Hı. şekilde çalışmayı pek sevmiyorum. Çünkü o ara bazı sakıncaları görüyorum. Yani Hı. Çünkü o zaman sanatçı tasarımcı mı acaba olur? Ben genellikle şöyle bir derdim var. Ondan sonra şey bakıyorum. Bu sana Bu derdim acaba sanat dünyamızda Nasıl bir karşılıkları mi? var? Ha, ve mi? sanatçıları bunu nasıl işliyorlar? Ondan sonra zaten bu alanda çalışan sanatçıları araştırıyorum. Bu sanatçıların yapıtları araştırıyorum. Sana bu sanatçıları gidiyorum ve şey sunuyorum. Bak benim bir derdim var. Böyle bir sergim var. Sen de bu alanda çalışıyorsun. Senin pozisyonu çok değerli buluyorum. Şöyle şöyle sanatçılar daha seçiyorum diye. Sen var mısın? Ondan sonra beraber yürüyoruz. Sevgili Markus, bugün kreatör konusunu konuştuk seninle. Hem kreatör Markus Graf'tan, hem sanat tarihçisi Markus Graf'tan, hem de bir akademisyen Markus Graf'tan sorularımızın cevabını aldık. Tabii ki bunların hepsini buraya sıkıştırmak çok mümkün değil ama herhalde önemli diyebileceğimiz başlıkların adlarını çizebildik diye düşünüyorum. Programımıza katıldığın için ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bizim resmimizde kendimizi görmeye devam ettik. Çerçevemizde bu hafta küratör, sanat tarihçisi ve bir akademisyen Profesör Doktor Markus Graf vardı çerçevemizde yeni konu ve konuklarımızla tekrar buluşmak üzere hoşçakalın Müzik